Şimdi bu soruda baktığımız zaman haritadaki koordinatlardan hareketle aşağıdaki illerden hangisi yanlış verilmiştir? Giresun 40-41 doğu meridyeni arasında yer alır demiş. Hemen Giresun'a bakıyoruz. Şurası. Baktığımız zaman neresi? 38-39 kuzey paraleli olacak. Bundan dolayı da yanlış olacak. Nedir? Cevabımız A. Şimdi bu soruya baktığımız zaman ne demiş? 40 Doğu Meridyeni. Baktığımız zaman 40 Doğu Meridyeninde Bayburt, Gümüşhane ve Trabzon olacak. Bayburt, Trabzon ve Gümüşhane demiş. Öyleyse Denizli 2, 3 ve 4 olacak. Şimdi buraya baktığın zaman B merkezi 15 Doğu, A merkezi 30 doğu demiş. Öyleyse B merkezi A merkezinden daha batıdadır. Doğru. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Şimdi bu soruda baktığımız zaman mevsimlerin belirgin olarak yaşanması matematik konumdur. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması özel konumdur. Güneyden kuzeye doğru gidilecek sıcaklığın azalması enlem faktöründen dolayıdır. Matematik konumdur. Orta kuşakta yer alması matematik konumdur. Bundan dolayı da cevabımız yalnız 2 olur. Adana. Şimdi bu soruya da baktığımız zaman dünya üzerinde 360 tane paralel dairesi vardır demiş. Hayır, 180 tane paralel dairesi var olacak. 360 tane meridyen olacak. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Şimdi baktığımız zaman bir yerin enlem ve boylamına göre dünya üzerinde bulunduğu konuma mutlak konum denir. Yani matematik konumdur. Buna göre aşağıdaki veriler hangisi Türkiye'nin mutlak konumu sonuçlarından biri değildir? Doğudan batıya gidildikçe sıcaklığın artması yükselti ile alakalıdır. Bundan dolayı da nedir? Matematik konumunun bir sonucu değildir. Bunun için cevabımız Adana. Şimdi bu soruya da baktığımız zaman ekvator en büyük paralel olarak kabul edilir ve sıfır olarak gösterilir. Paraleller ekvatordan kutuplara doğru birer derece aralıklar çizilir. Paralellerin uzunlukları dünyanın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Buna göre aşağıda verilen illerin hangisine geçen paralelin boyu daha kısadır? Yani nedir? Kutuplara daha yakın olacak. Ondan dolayı da baktığımız zaman en yakını Samsun olur. Cevabımız C şıkkıdır. Şimdi bu soruda da baktığımız zaman numaralı yerlerden hangileri gösterilmiş demiştir. 1'e baktığımız zaman 1 Asya kıtasıdır. İkincisi Afrika kıtasıdır. Üçüncüsü de Güney Amerika'dır. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır.